Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mısır'da ne oluyor sorusuna cevap bulabilmek için ya da dünyada Müslümanları bunaltan olaylardan herhangi birinde ne oluyor sorusuna cevap bulabilmek için önümüzü açan, düşünme kabiliyetimizi hareketlendiren en önemli cevap şudur. Hiçbir şey olmuyor. Hak ile batılın ta ezelde takdir edilmiş rolleri oynanıyor. Biz Müslüman olarak günün birinde Allah'ın kullarına yazmış olduğu namaz emrinin kalkacağını düşünebilir miyiz? Gün gelecek, oruç emri kalkacak diyebilir miyiz? Gün gelecek, hac etmek gerekmeyecek diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü Allah kanununu koymuştur. Ona iman edenler namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, hac edecekler. İman değişmedikçe namaz da değişmeyecek. Çünkü bu Allah'ın son hükmüdür. Yeni bir peygamber gelip Allah sizden namazı kaldırdı diyecek mi? Hayır. Namazsız bir dünya düşünebilir mi mümin? Oruçsuz bir ömür düşünebilir mi mümin? Elbette düşünemez. Aynı şekilde Allah'ın tarafıyla şeytanın tarafı demek olan hak ile batılın sürtüşmediği bir dünya, bir zaman da olamaz. Namazsız zaman ve dünya düşünebilirsek, batılın hakkı ezmek istemediği, hakkın karşısında batıl bulmadığı bir zaman da o takdirde düşünebiliriz. Mısır'da, Suriye'de, ümmeti Muhammed'in topraklarından herhangi bir yerde bizi kahreden, üzen, teessüf ettiren şeylerin, olayların, insanların, yorumların özü budur. Namazsızlık düşünemeyeceğimiz gibi batılın çekip gittiği bir dünya da düşünemeyiz. Tam aksine batıl güçlendikçe hakkın işinin çoğaldığını, haktan ecir kazanacakların da arttığını düşünebiliriz. Düşünmemiz gerekir. Bir de bu pencereden bakınca olaylardaki hikmetler daha derin anlaşılabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.